Hardware Plus'tan herkese selamlar. Aydoğan'la beraber Samsung Galaxy A serisinin fiyatlarını yorumlayalım istedim. Zaten dün burada açıklanmıştı fiyatları. Tabii ki biz de Samsung'u çok seven bir yayın olarak da Samsung Galaxy A34 5G'yi satın aldık kendisi zaten. Burada incelemesini, kıyaslamasını, her şeyini, kutu açılışını falan her şeyini yapacağız. Sizlere de bunun ne olduğunu, bu cihazı göstermek için yapacağız. Ama öncelikle tabii ki de fiyat yorumlarımızı da sizlerle paylaşmak istedik. A74 modeli gelmiyor ülkemize. Zaten tanıtılmadı da şu yani an. A74 yok piyasada. Yok hani öyle bir cihaz orada da yok. Orada bir cihaz yok aynen. Aynen. O yüzden de A34 ile beraber de A54'ü göreceğiz ülkemizde. Muhtemelen yine Samsung'un 2023 yılında sattığı en çok cihaz da A34 olacak bence. Yani zaten geçtiğimiz sene A serisinin de en çok ilgi görenlerinden biri A33 olmuş. Ama mesela A52'de özellikle S'le vesaire böyle bir bayağı ilgi vardı 50 serisine. Bu sene özellikle tasarımlarının çok güzel olduğunu söyleyeyim yani ben kendi evet, içimden. Ben. Yani o 72-73'teki yani 7, 2 ve 3 diyelim artık bunlar 4. seri olduğunu düşünürsek. Evet, 2 ve 3'teki aynıydı. Burada direkt S23'ün tasarım yani bunların hepsi S23 gibi görünüyor gerçekten. Biz de işte gümüş rengini aldık A34'te. Gayet şık duruyor. İsteyenler için tabii ki o lime dediğimiz yeşil rengi. Aynen. Misket limon rengi de evet. Var. Siyah ama da var. Fiyatlara da baktığımızda A34 5G sadece 8 GB RAM, 128 GB depolamayla geliyor. 3 renk seçeneği var. 10.499 liralık fiyatla satışa çıktı. Biz de 10.499 aldık. Yani. Aynen öyle. A4'e baktığımızda da bu sefer 2000 lira fark olarak 12.500 liraya satılıyor. Ama orada şöyle bir şey var. 128 ve 256 olarak da ayrılıyor. 128'li 12.500 lira, 256'lı 13.500 lira. Yani iki kat hafıza için 1000 lira daha fazla vermek durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki ülkemizde A14 de satılıyor. Yani o tanıtılmadı. Tabii tanıtım yapılmadan giren modellerden biri. Biraz kurcaladım Samsung Shop'ta. 6.5. Çok kalın bir cihazmış hissi verdi bana. Hani bunlar da yani 34 ve 54 serisi biraz kalın gibi geldi bana ama yine birazdan narin cihazlar olduğunu, daha şık olduğunu tabii ki anlayabiliyorsunuz. Şimdi 10.500 liralık telefon neler sunuyor aslında ona bakmak lazım. Yani tamam 6.6 inçlik Super AMOLED ekran var. 120 Hz. 120 Hz'imiz var. Full HD Plus IP ekran 67. Var. Stereo hoparlörümüz var. 5000 mAh batarya var. Arka tarafta 48 megapiksel OIS destekli bir kamera var. Yani pakete baktığımda ben dedim ki okey. Ha işlemcisi de Dimensity 1080 bu arada. Hani öyle bir güzelliği diyeyim yani en azından. A54'te 1380 var. Exynos. Ama Exynos. Yani Exynos'u var. Arasında 2000 liralık bir fiyat farkı bulunuyor. Exynos işlemci var. Nasıl yorumlayacağım onu? Yani önce bir tabii Exynos hani 1380'in ne yaptığını görmek lazım ama mesela bizde işte bu A serisi ortaya çıktığında ofiste dediğimiz şey bu senenin cihazı A34 olur. Evet. Çünkü Dimensity 1080'i biliyoruz. Mesela Redmi kanadında yani onun da yarın lansmanı olacak zaten eğer bir sorun olmazsa canlı da yayınlayacağız. Pro ve Pro Plus'ın işlemcisi Dimensity 1080. Evet, yani Redmi serisinin en yükseğini Samsung A serisinin neredeyse en düşüğünde kullanıyor aslında yani satılabilir versiyonlarda. Hani böyle bir durumda baktığımızda Pro ile Pro Plus da çok büyük ihtimalle bundan çok daha pahalıya gelecek. Muhtemelen. Hani olması gereken o. Başka bir şey görmezsek. Bir durumda hani işlemci, ekran, işte batarya şeyinde baktığımızda ki hani kamerasını kendimiz de göreceğiz artık A34'ün ama sonuçta Samsung'un kamerasının her zaman kendi rakiplerinden daha iyi olduğunu biliyoruz özellikle orta seviyede. Evet. Böyle bir durum olunca çok çok mantıklı olduğunu düşündük ki geçtiğimiz dönemde Poco X5 geldi 9500 liraya 695 var. Honor X9A geldi 11.000 liraya 695 var. Burada mesela daha ucuza bir cihazdan bahsediyoruz. Ve fiyatı şey yani şöyle bir durum oluyor. Evet artık tam orta seviye yani böyle orta üste bile çıkmayan hatta ortanın bile birazcık altında. 10. İşte 695'li Dimensity 1080'li cihazların 10.000 bandında olduğunu tam net bir şekilde görüyoruz. Yani, net 10.000. Hani bir de şöyle bir şey düşünüyorum. 1380'li A54'e bakıyorum fiyatını 12.500 lira. Bir de 12.500 liraya ne alabiliyorum yani? Hangi mesela, cihazları alabiliyorum? Aslında o da önemli. Tam o fiyata Poco X4 GT var. 8100 Ultra'lı. Xiaomi 11T var. Dimensity 1200 Ultra'lı. Poco X5 Pro 5G var. O da yenilerinden biri. 778G var. Hani burada baktığımızda hadi 778G ile Dimensity 1080'i kıyaslarım mesela. Zaten evet, hani aynen. Rakip işlemciler. Burada 34'ün iyi olduğunu görüyoruz ama 54'ün fiyatı biraz böyle fazla kalmış gibi. Ya da bana şöyle da olmuş aslında. Daha mantıklı söyleyelim.
A54'ün fiyatı da iyi. Hani bu durumdaki fiyat durumunda yeni çıkan cihazlara. Çünkü bunlar geçen senenin cihazları. Hani bu sene bunu yaşayacağız zaten yine o dolar kuru farkında. O çok yorum gelecek o yani. Samsung büyük ihtimalle bu sene en çok A34'ü geliştirmiş. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Mesela gerçekten hani S23 gittiğimiz Samsung Shop'a da sorduk. Hani S23 satışları nasıl dedi. En çok S23 Ultra gidiyor dedi. S23 de alan çok var ama dedi. S23 Plus hani neredeyse hiç satmadık dedi. Çünkü bir de sadece şeye verdik dedi. Operatörlere verdik aynen, dedi. Hani S23 zaten Plus'ı. Çok fazla bulunuyor. Hepsi orada falan yok yani. Ama olsa da zaten insanlar Plus'a geçmek istemiyor hani şey durumda. Çünkü S23 ile önceden bir fark vardı. Evet. Kendi içinde o fark kalmadı. Burada da mesela eskiden ben hani A32 zamanında A32'yi çok böyle hani önereceğimi düşünmezdim. A33'te evet biraz iyi hale gelmişti ama 53 varken 33 alınmazdı. Bu sefer biraz ibre şey gibi. Tam tersi. Fiyatı da görünce A34 varken 54'e vermeye gerek yok gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Yani ben 10.500 lira bir bütçem varsa hani ya işte 2.000 lira daha vereyim de 54 alayım demem kesinlikle. Hani başlı başına bir işlemciden kaynaklı bunu demem. İkincisi yani rakiplerine bakma. Hani A54 rakiplerine baktığımda evet bir yıl önce çıkmış cihazlar ama çok daha güçlü cihazlar alabiliyorum. Teknik özellik kısmında çok daha iyi cihazlar alabiliyorum. O yüzden yani 54 almaktansa 34 alırım. Eğer Samsung bir cihaz ve yeni bir cihaz istiyorsam 34 alırım. Net. Ha 34'ün eksisi yok mu? E var tabii ki artık A serisinde hani geçen sene de yoktu. Şarj aleti çıkmıyor yani diğer rakiplere ya baktığımda. Yani işte hani sen dedin ya zaten işte kutu içeriği şey diye falan. Yani gerçekten şöyle bir kutuyla geliyor ve hani ben bu durumu işte bayağıdır Samsung kullanmadığımdan kutusuna da çok dikkat etmedim yani. S serisine kaldırdıklarını zaten biliyordum da satın alırken kartı verdim şey yapıyoruz işte şarj başlığı ister misin dedi. Aa dedim bunda yok. Nasıl ya dedim hani şeyde ana seriyi de anladın mı Samsung demek ki bütün cihazlarında çevreci olmuş ama mesela şeyde falan vardı. Sıfır serisinde sanırım çıkıyor orada düşük bir falan şey olduğu için ama bunu da hani açıyorsun böyle. İşte kitapçık çıkıyor. Kablo var. Sim kablo ve sim şeyi var. O başka kadar bir yani. Şey yok. Bir de telefon yani. O hani yüzden bilemiyorum ya. Yani Samsung'un bu stratejisi nasıl ilerleyecek onu da emin değilim ama dediğim gibi A54 yerine bir önceki senenin yani önceki sene değil mi? Sanki 3-5 sene falan da değil. Yani geçen senenin 2022 senesinin orta üst seviye cihazlarını çok rahat alıyorsun. İşte Honor 70, A73 bile alabiliyorsun şu anda o fiyatlara. Yani 12.500 lira bandında A73 alabiliyorsun. Sundukları bana göre A54'ten çok daha iyi. Yani 778G alıyorsun, daha büyük ekran alıyorsun. Kamera tarafında çok daha iyi olmasa da yine daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından A54'ten daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Android 12 ile geliyor değil mi bu? 13 ile geliyor bu arada. Ha güzel. Yani Android 13 1 Kasım 2022 güncelleme. Büyük ihtimalle tabii ki şu anda A bile bağlamadık biz hani evet. Şeyden sonra. Ona ekstra şey gelecektir ama One UI 5.1 ile falan gelmesi yani güzel. En güncel neyse onunla geliyor. Zaten çok Samsung'un mutlu. Sözünü tek de anladık. Dezavantajı milletin sevmeyeceği karşıdan baktığımızda evet. Çerçeve çok belirgin. Hı-hı. Damla çentik var. Birçok insan damla çentiği artık istemiyor. Evet. Ya benim gözümde çok fark yok bu arada. Delikli çentik, damla çentik de yani de. Ama çerçeve evet biraz varmış. Bu var. 54'te biraz daha ince. Evet. Ama hani işte özellik vesaire bazında baktığımızda güzel bir cihaz ama işte fiyatlara bu arada yani Samsung'a da kızmıyorum ki Samsung bir de fiyat bazında zaten hani Türkiye'de gerçekten en çok çalışan firmalardan biri. Bu açıdan baktığımızda yeni cihazların nasıl geleceğini, Redmi Note 12'lerin nasıl geleceğini bizlere gösteriyor. Dediğim gibi zaten X9A ile Poco X5 ile falan görmüştük ki X9A şu anda 11 bin lira. Honor 70 11.500'e düşmüş. 500 lira farklı Honor X9A mı Honor 70 mi yani. Çok şey alengilli aslında işler. Yani tabii ki bizlerden çok daha iyi biliyorlardır fiyat ayarlamasını yaparken. Çünkü onun pazardaki araştırmasıdır odur budur gibisinden ama son olarak şunu söyleyeceğim. Samsung A serisi bir cihaz alacaksam Eren olarak 10.500 liraya A34'ü alırım. 2.000 lira cebimde kalarak A54'ü almam 12.500 liraya. A34 alırım. Ben bunu daha ilk cihazlar tanıtıldığında da demiştim. Cuma raporunda konuştuğumuzda da aynı şey konuştuk. Yine orada da A34'ü alırım demiştim ve şimdi de masamızda duruyor. Her şekilde incelemesini yapacağız. A54 almak isteyenler varsa da işte ben damla çentik sevmiyorum ya Eren tam ekran olsun falan delik ekran olsun derseniz o zaman A73'ü al derim ona da. Yani A54'ü kesinlikle önemli. Yani Samsung istiyorsa tabii. Evet yani yine Samsung istiyorsa onu öneririm. Benim mesela şu anki bu fiyat bandında A54'ün kategorisindeki favorim hala X4 GT. Tabii canım benim de şu an o şekilde aynı şekilde. Ama işte hani yani işlemcisi çok daha iyi işte yani 8100 sonuçta hani 800 serisine denk gelen 8 serisine evet. Denk onun bir girişi olsa da sonuçta gayet performansı aynen. Yüksek. Oyun oynatıyor 144 Hz ekranı var falan filan derken bayağı
avantajı var. Batarya tarafında daha avantajlı yani en azından. En azından şarj aleti çıkıyor. Yani 67 watt bir. Ama dediğim gibi burada eleştiri buraya değil artık bizim yani ekonomik durumumuza. Ama yani bu senenin cihazı büyük ihtimalle yani bu senenin bütün markalar üzerinde de en çok satanı bu olabilir. Kesinlikle. Ben yani şunu düşünüyorum. Belki Note 12 serisinin başlangıç versiyonu ne olacaksa hani 12 mi diyeceğiz hani 12S versiyonu bilmiyorum neler olacak. Ama kesinlikle bir veya ikinci cihazı 2023'te en çok satan telefonlar arasında Türkiye listesi açıklanırsa 2024 yılında açıklandığında A34 5G'ye kafada olacağını yüksek ihtimalle düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz Samsung Galaxy A serisinin fiyatları hakkında? Tabii ki A14 de var, A04 de var, 34 ve yine 54 olarak da gidiyor. 74 maalesef ki ülkemize gelmiyor. Zaten tanıtılmadı öyle bir cihaz. Ama dediğimiz gibi 34'ün ve 54'ün fiyatları bu şekilde. Özellikle A34'ün incelemesiyle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde yazın. Evet. Ve hani işte incelemesi gelecek. Telefon biz de satın aldık direkt. Aynen. Bundan da haberdar olmak istiyorsanız eğer. Beğenmemişseniz tabii ki videoyu beğenmeniz bizim için önemli ama abone olup bildirimlere tıklarsanız da haberdar olursunuz. Çünkü zaten bu arkadaşla uzun bir süre bizde olacak. Biz kıyaslamasını yapalım. Yani biliyorsun dörtlüsü bilmem nesi her şey gelecek yani. Kesinlikle. Sadece incelemeyle kestirip atmayız merak etmeyin. Aynen öyle. O zaman sizleri yorumlara davet ediyoruz. Sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.